Selam sevgili arkadaşlar. Bugün dışarıdan farklı bir ortamdan bir video çekmek istedim ve bazı video ekipmanlarımı da aynı zamanda test ediyorum. Gençken 16-17 yaşlarındayken ve şimdi 35 yaşında müzikle, müzisyenlikle ilgili nasıl hissediyordum? Aslında bundan bahsetmek istiyorum bu videoda size. Ve bazı şeyleri anladığım zaman hayatımın müzisyen olarak değiştiğini düşünüyorum. Ve bunları anlatmak istiyorum size. 16-17-18'li yaşlardayken, gençken ve yeni yeni gitar çalmaya başlamışken, aslında yeni yeni çalmaya başlamıştım ama çok çalışıyordum, bir şeyler yapmaya çalışıyordum, beste yapıyordum. Aslında yeni yeni başlamıştan kastım şu, ben 10-12, 10-10'lu yaşlarda başladım klasik gitarla çalışmaya ama 16 yaşında beste kaydettiğimi hatırlıyorum. O zaman onboard ses kartları vardı. Onlara takarak kötü seslerle pick yaptıra kendi bestelerimi yapmaya çalışıyordum. İşte Audition gibi ilk kullandığım programlar hatırlıyorum ya da Fruity Loops o zaman da vardı onlar. O tarz programlarla beste yapıyordum. O zaman tabii gençliğin de verdiği bir yaklaşımla olayı tamamen yanlış anlamışım diye düşünüyorum. Şöyle düşünüyordum, öyle bir beste yapacağım ki, öyle bir gitar çalacağım ki herkes beni dinleyecek. İşte sokaktan geçen herkes beni tanıyacak. İşte dolmuşta insanlar beni tanıyacak. Hayale bak, hani o kadar ünlüsün niye dolmuşa biniyorsun madem falan, değil mi? O kadar hayal ediyordum işte. Nedir? İşte çok para kazanacağım, çok zengin olacağım, çok güzel bir hayatım olacak falan, lüks içinde yaşayacağım. Böyle saçma bir ego. Aslında böyle bir bakış açım vardı, işte herkes dinleyecek, çok zengin olacağım falan filan. Fakat bu yaşıma geldiğimde olayın farklı olduğunu anladım. Çünkü aslında önemli olan benim ne hissettiğimde burada. Ve ben şunu hissediyorum. İnsanlar benim müziğimi dinlediği zaman ve gelip bana sarıldıkları zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü o insanların hayatında bir yere dokunmuşum. O insanlar için önemli olan bir şey yapmışım. Benzer şekilde YouTube videolarım bir insan için faydalı olduğu zaman, en ufak faydası ya da Udemy kurslarım, müzik üniversitesi kurslarım birisi için en ufak faydalı olduğu zaman bu beni mutlu ediyor. Dolayısıyla ben bunu insanlar için yapıyorum aslında. Yani en büyük fark bu. O zaman kendim için yaptığımı zannediyordum. Bu ilerlediği zaman gerçekten hani bu hayallerin bir kısmı, işte insanlar, gençler, gitaristler, sizler sokakta beni tanıdığınız zaman, geldiğiniz zaman ben sizin hayatınıza bir şey katmış olmaktan dolayı mutlu ve gururlu hissediyorum. Bu aslında o zamanki hissettiğim egoist yaklaşımın tam tersi diye düşünüyorum. İnsanlar için bir şey yapabilmek, kendim için değil, insanlar için bir şey yapabilmek, bunun aslında önemli olduğunu ve bunu sizinle paylaşmanın, konserlerde şarkılarımızı paylaşmanın, birlikte var olmanın önemli olduğunu anladım. Bence en önemlisi bu. İnsanlar için bir şeyler yapabilmek. Ve öbür türlü düşünmeye ve hissetmeye devam etseydim nasıl olurdum? Onun da örneklerini görüyorum. Çünkü bir sürü ünlü olan, yani aşırı ünlü diyeyim, Türkiye çapında ünlü olan halk sanatçısı modunda gezen tiplerin kimsenin suratına bakmadığı, işte burnundan kıl aldırmadığını festivallerde, kulislerde, sokaklarda görüyorum veya insanlardan duyuyorum. Ben böyle birisi olmak istemezdim. Çünkü benim içimde bu yok. Kendime bunu yakıştırmıyorum. Ve bunun doğru olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü senin konserine gelen insanlar, senin müziğini dinleyen insanlar sayesinde sen varsın. Senin o kadar büyük olma sebebin insanların seni dinliyor olması. Dolayısıyla bu karşılıklı. Tamam, o şarkıyı sen yapıyorsun. Sen güzel bir şey ortaya koyuyorsun ama insanlar da bunun, bu arada güzelden kastım tabii, İşte her zaman güzel olmuyor. Bazen bazı başka şeylerde ünlü çok meşhur olabiliyor ki çoğunlukla öyle oluyor ama tabii güzelleri de var. Neyse. Ben böyle birisi olmak istemezdim yani. Bunu görüyorum. Ve bunun, eğer böyle düşünen arkadaşlarım varsa böyle hisseden, çünkü olabilir, ben böyle hissediyorsam, duysam, siz de belki o yaşlarda öyle hissediyorsunuzdur. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bundan sıyrılmak lazım. Sevdiğiniz şeyi yapmak çok önemli ama bunu kendiniz olduğu kadar başkaları için de, insanlar için de, sizin gibi olan insanlar için de özellikle yaptığınızı unutmayın. Benim kanalımı izliyorsanız, gitar çalıyorsanız, müzik yapıyorsanız, 15 sene önce, 16 sene önce ya da 17 sene önce ben nasıldıysam siz de muhtemelen aşağı yukarı öylesiniz, aynı şeyleri hissediyorsunuz. Tabii ki güzel şeyler yapmak önemli ama bunu paylaşmak ve insanlarla birlikte yapmak, işte burada olduğu gibi, kanalımda olduğu gibi, bu daha önemli diye düşünüyorum. Bunun dışında müzik piyasasıyla ilgili bazı yanlış düşüncelerim oldu. Tabii hep sağdan soldan insanların çok tepeden attığını, tuttuğunu, konuştuğunu, size ümitler vaat ettiğini duyduk, bana yani ve bana ve gruplarıma zaman içinde çok oldu bunlar. Ve şunu anladım. Kimse sizi alıp bir yerden bir yere getirmiyor. Bir yere siz kendiniz geliyorsunuz. Dolayısıyla kendinize güvenmelisiniz. Bunun için de çok çalışmak gerekiyor ki kendinize güvenecek altyapıyı oluşturun. Yani hani boş bir özgüvenden bahsetmiyorum. Altını yıllarca doldurduğunuz birikimle, tecrübeyle doldurduktan sonra kendinize
güvenin. Bu önemli. Çok fazla insanın aynı şeylere maruz kaldığını, yurt dışında da büyük olan birçok ismin aynı şeylere maruz kaldığını, cesaretinin kırıldığını, bu iş tutmaz dendiğini ya da seni şöyle şöyle alır getirim deyip işte o sözlerin tutulmadığı ve seni eskisinden daha düşük yerlere konumlandırdıklarını, kötü davranıldıklarını, bu tarz şeyleri çok duyuyorum. Daha yeni işte yani bunları okursanız, izlerseniz mesela işte Battle Beast diye bir grubu takip ediyorum. Solistinin doğum günüydü ve benzer şeyleri yazmış. Bu yaşıma kadar bunları yaşadım. Kendinize güvenin. İşte Metallica'nın kitabını okuyorsun. Kimse bu albüm tutmaz diye yapmıyor. Sonra o albüm 3 milyon satıyor. İşte başka birine bakıyorsun, aynı. Yani hepimizin, herkesin geçtiği yollar aynı ve bu yaşadıklarımız, hissettiklerimiz asla bitmiyor. En üst noktaya gelseniz de bu bitmiyor. Aynı şeyleri hissetmeye devam ediyorsunuz. Tabii ki bazen çok daha mutlu olarak yaşadığınız, kazandığınız şeylerin tadını da çıkararak, ama her zaman herkes benzer kaygıları, benzer korkuları yaşıyor. Burada işte egonuzu kontrol edebilirseniz ve onu aslında daha kendinize iyi olmak için, kendinize eleştirel yönde kullanabilirseniz sizin için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Kendi yaptığım işlerin en büyük eleştirmenlerinden birisi kendimim. Zaten böyle olmazsa gelişim de olmaz. Dolayısıyla ben oldum, müthiş yapıyorum değil, daha iyi nasıl yapabilirim? Neyse eksik, neyi daha iyi yapabilirim? Yaptığınız şeylere, ürettiğiniz şeylere, çaldığınız enstrümana böyle bakarsanız çok daha sizin için faydalı olacağını ve daha iyi gelişip daha iyi sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur. Farklı bir ortam, farklı bir ekipmanla test yapıyorum. Hoşunuza gittiyse, bu tarz videolar istiyorsanız, işte müzik piyasasıyla ilgili, hissiyatlarımla ilgili yorumlara yazabilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz tabii ki beğenerek destek olabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Böylece müzikle, özellikle gitarla ilgili yaptığım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Canlı yayınlarımdan da öyle anında haberdar olabilirsiniz. Grubum The Madcap Spotify ve YouTube'da kliplerimiz var, şarkılarımız var. Yenileri geliyor yolda. The Madcap'i takip etmeyi unutmayın. Tabii Instagram ve Facebook'ta da var grubumun sosyal medya sayfaları. Ama şarkılarımız YouTube ve Spotify'da. Dünya standartlarında iş yapmaya çalışıyoruz. Dünya çapında müzisyen ve mühendislerle çalışıyoruz. Bunca yıllık birikimimizi koyuyoruz ortaya ve daha iyilerini yapmaya çalışıyoruz her zaman. Dolayısıyla sizin de bunları dinlemeniz, bu videoda bahsettiğim gibi, beni en fazla gururlandıracaktır ve mutlu edecektir. Kendini müzisyen olarak, gitarist olarak geliştirmek isteyen arkadaşlarım, müzik prodüksiyonu, armoni, müzik teorisi, vokal gibi konularda geliştirmek isteyen arkadaşlarım, Müzik Üniversitesi'nde oluşturduğumuz kurslara göz atabilirler, üye olup bunları çalışabilirler. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, buralarda beni takip edebilirsiniz ve böylece bütün paylaşımlarımdan anında haberdar olursunuz. Tabii ki bir de gitaristler topluluğumuz var, Discord ve Facebook gruplarımız var, Gitar Muhabbeti. Bu grupların da linkleri video açıklamasında var. Siz de katılıp muhabbetin bir parçası olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, rock'n'roll'la kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.